Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün, 24 Nisan Çarşamba. Ege ve İç Anadolu bölgelerinde şiddetli rüzgarlar etkili olacak. Yurdun tamamında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Güney ve doğudaki şehirlerde gündüz sıcaklıkları 30 derecenin üstüne çıkacak. Şimdi haberler. TÜİK'in geçen yıla ait verilerine göre, tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları artsa da, okulu bırakma, özellikle lisedeki çocuklar arasında halen ciddi boyutta. TÜİK verilerine göre, 5 yaş altındaki çocuklarda okullaşma %85, orta öğretim tamamlama oranı da %80.3'e yükseldi. Örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı 19.904.679 oldu. Bu sayının 507.804'ü, özel okullarda eğitim görüyor. Çocukların iş gücüne katılma oranı 2019'da %16.2 iken, 2023 yılında %22.1'e ulaştı. Bu dönem, eğitimin uzun süre uzaktan devam ettiği pandemi sürecini de kapsıyor. Ücretsiz okul yemeği uygulamasının hayata geçmediği Türkiye'de, çocukların %62.4'ü her gün ekmek ve makarna ile besleniyor. Her gün et, tavuk ve balık tüketen çocukların oranı ise %12.7. İstanbul Valisi Gül, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını, Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı, sözleriyle duyurdu. 23 Nisan nedeniyle Gül'ün koltuğuna oturan 10 yaşındaki Derin Mina Koç, Taksim'de 1 Mayıs kutlaması için izin veririm tabii ki dedi. Kısa bir süre içinde bir araya gelmesi beklenen iki isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'den henüz randevu talebi almadığını açıkladı. Erdoğan, görüşmede yeni anayasa konusunun gündemde olacağını söyledi. CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özel'in, devredilen belediyelerdeki borçlar ve kamunun belediyeden kestiği kaynaklara yönelik şikayetleri Erdoğan'a iletmesi bekleniyor. Taylor Swift'in 19 Nisan'da yayınlanan The Tortured Poets Department isimli 11. albümü rekorlar kırıyor. Albümün yayınlandığı gün ABD'de 1.4 milyon CD ve plak satıldı. Çıkış single'ı Fortnite, Spotify'da bir günde en çok dinlenen şarkı oldu. Ayrıca albümün geneli, Spotify ve Apple Music'te bir günde en çok dinlenen albüm rekorunu kırdı. Forbes'un hesaplamasına göre, şarkılarından birisi Billboard Hot 100 listesinde zirveye çıkarsa, Swift, en fazla liste başı olan solo kadın sanatçılar arasında Whitney Houston'ı geçmiş, Madonna ile ise eşitlenmiş olacak. Buna kesin gözüyle bakılıyor. Belçika'da, kanında birkaç kez yüksek oranda alkol tespit edilen ve ehliyetine el konan erkek sürücüde sarhoş hasta sendromu olduğu ortaya çıktı. Mahkemede, içki içmediğini savunan sürücüye yapılan testlerde vücudundaki şekerin alkole dönüştüğü görüldü. Dünya genelinde yalnızca 20 kişide kaydedilen bu sendromda yorgunluk veya bilişsel sorunların görülmediği biliniyor. ABD'nin çeşitli üniversitelerinde başlayan Filistin yanlısı eylemler diğer okullara da yayılıyor. Connecticut eyaletinde bulunan Yale Üniversitesi'ndeki protesto gösterilerinde en az 47 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerin okul tarafından disipline sevk edileceği de açıklandı. Geçen hafta New York'taki Columbia Üniversitesi'nde de 100'den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. Protestocular üniversitelerinden Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail'le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ediyor. Merkez Bankası, son 12 yılda yıl sonu enflasyonunu tahmin etme konusunda genel olarak yanıldı. Son 3 yıldır resmi enflasyon, TCMB'nin tahminlerini 3 kat aşıyor. Örneğin, TCMB'nin 2021 başında enflasyon beklentisi %9.4 olmasına rağmen, enflasyon %36.1 olarak gerçekleşti. 2011'den bu yana, yalnızca 2 kere enflasyon Merkez Bankası'nın beklentisinden düşük gerçekleşti. 2012'de beklenti %6.5 iken, enflasyon %6.2, 2019'da ise beklenti %14.6 iken, enflasyon %11.84 oldu. Mart ayı itibarıyla resmi enflasyon %68.5 seviyesinde. 2024 yıl sonu beklentisi %36. Tekel Bayileri platformu, Cuma gününden itibaren uygulanmak üzere rakı fiyatlarına %17 zam yapılacağını duyurdu. Daha fazlası için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.